Verelim mikrofonu, buyurun. İsmim Kemal Uçar, avukatım. Hem de mesleğimle alakalı bazı sorular soracağım. Girişte Kemal Özkiraz'la ilgili konuşurken eşi CHP'li belediyede çalışan Kemal Özkiraz dediniz. Evet. Sizin de basın sözcüğünüzün eşi Kolin İnşaat'ta çalışıyor. Evet, doğru. Bu konu hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Çok güzel. Bak şimdi, çok güzel. Şimdi ben diyorum ki, sıkıdır avukat bey, biraz sonra İpek Hanım'dan özür dileyeceksin. Ben diyorum ki, büyük mühendislik projeleri konuşalım. Nanoteknoloji diyorum, dijitalleşme. Siz bana bir mühendisi konuşalım diyorsunuz. Ya ben mühendislik projelerini, füzyonu konuşalım diyorum ya. Füzyonu konuşalım. Yüksek sıcaklık altında hidrojenlerin birleşerek helyum oluşturmasını konuşalım. Yok, İpek Hoca'nın mühendis eşini konuşalım. Bir inşaat firmasında sermayedar mı? Değil. Üst düzey yönetici mi? Tepe yöneticisi mi? Değil. Bir mühendis. A firmasında çalışır, B firma. Bu firmayı bugün araştırdım. 24 bin çalışanı varmış. Oradaki kapıcı, oradaki bekçi, oradaki sekreter, oradaki mühendis. Bunların hepsi AK Partili mi? Böyle bir şey olabilir mi? Siz işe girerken patronunuzun hangi partili olduğuna bakarak mı giriyorsunuz, işe mi giriyorsunuz? Devam ediyorum. Daha bitmedi. Mahcup olacaksınız çok hem de. Ankara'da bir restoran var. Bu şirketin, Colin'in. İşletmecisi CHP'li Çankaya Belediye Meclis Üyesi. Bütün CHP, her akşam burada bir CHP milletvekili vardır. Sen gittin mi? Ben de gittim. Ben de gittim bu restorana. CHP'deyken gittim. Bence sorun mu? Bence sorun değil. CHP Belediye Meclis Üyesi Colin adlı şirketin restoranını kiralamış. %5 ortağı galiba. İş yapıyorlar, ekmek parası. İpek Hanım'ın eşi ihale veren birisi değil. Tepe yöneticisi değil. Orada çalışan bir mühendis. Şimdi sıkı dur. Dudullu Bostancı Metrosu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? CHP'de. Dudullu Bostancı Metrosu. Kim yaptı? Colin. Açılışını kim yaptı? Kılıçdaroğlu. Bunu sormayıp orada çalışan ekmek parası, çoluk çocuğunun rızkı için çalışan bir mühendisi soruyorsunuz ha? Trilyonlarca lira. Bitmedi, bekle, 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 bekle. Ayıp bu, ayıp. Bu ayıp. Trilyonlarca liralık ihaleyi Colin'e vereceksiniz CHP... Ben verilmesin demiyorum ha. Kim iyi yapıyorsa, kim ucuza yapıyorsa ve alabilir, herkes alabilir yani. Hiç sıkıntı duymuyorum bunda. Ben bunu laf etmiyorum. Siz ettiğiniz için ediyorum. Siz arkadaşıma haksızlık yaptığınız için konuşuyorum bunları. Size biz bu de o partinin... yüzden konuştuk, sormayacaktık bir dakika, ama bitir. Kemal Özkiraz'a haksızlık yaptınız az önce. Hayır, yapmadım. O tetikçi çünkü. Anlatacağım. Gerekçelerimi de anlatacağım. Bütün eşine vurgu yapmanız yanlış. Bu sahte belgelerin hepsini o yaydı. Beykoz İlçe Başkanlığı bu sahte belgelerin tümünü bu yaydı. Hepsini o yaydı. Onun için söylüyorum. Yoksa eşi orada çalışmasında da bir sakınca yok. Ama niye o zaman bahsettiniz? Siz arkadaşıma çamur attığınız için söylüyorum. Bir şey demedi ki. Bir dakika arkadaş, bir bitireyim ya. Bak. Bak Colin. Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şu tabii anda? Tabii madara oluyorsunuz. Bak. Bak, yok yok. Dilinize biraz hakim olun. 85 lira. Milyonun Cumhurbaşkanı adayısınız. Açılışını... Lütfen salondan özür dileyin. Ya. Bak, lütfen bir şey geliyor. Lütfen salondan özür dileyin. Bakın. Lütfen sözünüz daha geri alın. Geliyor. Açıklama bittikten sonra mikrofon vereceğim, şikayetinizi de alacağım. Merak etmeyin CHP'li lütfen. CHP'li belediye Colin'e trilyonlarca liralık ihale vermiş. Açılışını da Kılıçdaroğlu yapmış. Bir gariban mühendisten hıncınızı almayın. Bu ihaleyi konuşun. Dolayısıyla partimizin sözcüsü Profesör Doktor İpek Özkal Sayan eşi orada ücretli çalışan bir mühendistir. Sonuna kadar arkadaşımın yanındayım. Sonuna kadar yanındayız. Parti olarak da yanındayız. Bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir saniye. Bir hanımefendinin bir şikayeti vardı. Sizin şikayetiniz vardı. Onu alalım. Sakin sakin lütfen. Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senedir zaten bize bu şekilde hesap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleyseniz yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. Adınızı alabilir miyim? İrem. İremcim. Bak, sabah akşam saraydan para aldı. Emine Hanım'dan hediye araba aldı. Saraya helikopterle gitti. Hırsızlık yaptı. Hainlik yaptı. Ya sabah akşam iftiraları belgeliyorum. Bunlar gül değil ya. Hakaret. Bak İremcim.
Bak. Siz bize hitap ediyorsunuz şu anda ama. Arkadaşlar ben bize, İrem'e bizim söylüyorum. Bizim adara edeceğinizi iddia ettiniz. Bir şey söyleyeceğim. Bak senin yaşında gelinim var benim. Ben yaşımı söylediğimi hatırlamıyorum. Gelinim bu televizyonu, gazeteyi izliyor. Ben onun kayınpederiyim. Sabah akşam hakaret. Ben açıklama fırsatı buldum. Televizyonlarda da açıklayamıyoruz. Belgeleri koydum ortaya tek tek. Başka bir şey yapmadım ben üstüm. Ha yüksek sesle konuşuyorsun. E ne yapayım arkadaş? Bu evet, modeller iki, böyle oluyor. İki omuzumuzun arasındaki çıkıntıyı da arada bir çalıştıracağız, doğru söylüyorsunuz. Size oy vermeyerek çalıştıracağız omuzumuz üstündeki bakın, çıkıntıyı. Çok teşekkürler. Bakın, artık bu yoruma girdi. Ben sağ olun. Ben omuzların üzerindeki çıkıntıyı şapka vestiyeri olarak kullanmamak sözünü üniversitede bir hocam Profesör Suat Işıldağ'ın sözüdür. Çok severim bu sözü. Kimseye hakaret içermez. Ama mesela doğru düşünmek lazım, mantıklı düşünmek lazım. Ben bu belgeleri ortaya koyduktan sonra yapılacak bir şey yok. Asla ve asla eğer orada hakaret olarak algıladıysanız özür dilerim. Ama ben onu hakaret amaçlı söylemedim. Tamam, teşekkür ederim. Ben onu espri amaçlı söyledim. Teşekkür ediyoruz. Muharrem Bey, 85 milyon Cumhurbaşkanı adayısınız. Az önce söylediğiniz mahkemelerin sopalı olarak kullanıldığını günümüzde. 15 Temmuz'dan sonra 2018'de Cumhurbaşkanı adayıydınız. Günümüzde de Cumhurbaşkanı adayısınız. Hiç darbe dosyası izlemeye geldiniz mi? Gelmediyseniz neden gelmediniz? Bak arkadaşım, sevgili avukat, Silivri duruşmalarından başlamak üzere. İlker Başbuğ ilk cezaevinde ziyaret eden siyasetçi benim. Silivri duruşmalarından başlamak üzere. Orada şimdi tutuklu olan hakim Hasan Hüseyin Özese ile kavga eden, duruşmaya ara verdiren benim. Onu sormadım. 15 Temmuz'dan sonra hiç gelmediniz duruşmayı izlemeye. Daha önce izlemeye geldiniz ya. Silivri duruşmaları. Evet. FETÖ'cülerinkine gelmedim. Peki şu soruyu sorayım. Israrla bu FETÖ'cü lafını kullanıyoruz. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. İstediğiniz kadar tepki verebilirsiniz. Sakın yanlış anlamayın. Mahallesiz bir avukat olarak, bir hukukçu olarak şu soruyu sormak istiyorum. Bankasında hesabın olması FETÖ'cülük müdür? Evet, hayır diye devam edebiliriz. Bir garibansa onu ayrı tutarım. Meclisi bombalamak FETÖ'cülüktür. Okullarda, dershanelerde öğretmenlik yapmak FETÖ'cülük müdür? Bak kardeşim, bana böyle cümlelerle bak. Meclisi bombalayanlar, yurt dışına kaçanlar, tamam mı? Himmet toplayanlar, bunların hepsi FETÖ'cüdür. Ama gariban bir kişi, bankasıya para yatırmış bir gariban. Ben onları, zaten bunların ağababaları yurt dışına kaçtı. Türkiye'de kalanlar da FETÖ borsasıyla bastılar parayı, kurtardılar. Olan fakir fukaraya oldu. Fakir fukarayı soruyorsan onlara ayrı tutarım. Türkiye'de kalan zenginler bastılar parayı, FETÖ'den aklandılar. Muharrem Bey, erler, harbi erler var tutuklu olan. Müebbet hapis cezaları aldı. 3 tanesi kız öğrenci, benim müvekkilim. Erlerle generalleri aynı kefeye koyacak halim yok. Onları izlemeye gelmek istemez misiniz? Gelirim. Onlara gelirim. Generallere gelmem. Ona gelmem. Erlere gelirim. Askeri öğrencilere gelirim. Sıkıntı yok. Hafızanız kuvvetliydi. 2021 parti kurulma sürecinizde Binali Yıldırım'la özel bir görüşme yaptınız mı? Ne diye özel görüşme? Yaptınız mı? Bilmiyorum. Soruyorum. Ne diye özel görüşme yapacağım? Nasıl özel? Baş başa mı görüşme? Baş başa. Hayır. Bunu ispatla. Karaköy taraflarında. Hafızanızı tazelemek için soruyorum. Karaköy taraflarında. Yapmış olabilir eğer misiniz? Eğer böyle bir şey varsa siyaseti burada bırakacağım. Söz. Tamam. Tamam. Bak güzel kardeşim, ben şerefli bir adamım, tamam mı? Ben namussuz değilim. Ben şerefli bir adamım. Varsa bir baba yiğit Türkiye Cumhuriyeti'nde, varsa bir baba yiğit, adamın alnını karışlarım. Öyle çamur at, öyle kenara yok. Sana yok, bunu... Yok çamur atmadım, soru sordum sana Muharrem Bey. Sana bunu kim söyledi? Sadece soru sordum size. Peki ben sana sorayım. Sen sor. Alaaddin Çakıcı'yla Mecidiyeköy taraflarında ne konuştun? Sizin Cumhurbaşkanı yapmak için konuştum. He? Sizi Cumhurbaşkanı yapmak için tamam, konuştum. Tamam, para aldın mı? Aldım. İyi, 10 tamam. Milyon dolar aldım. Tamam, soru yok. Videoların kırpıldığından bahsettiniz. Hani FETÖ'cüler kırpıyor, bu algıya gelmeyin diye. Az önce dediniz ki Ahmet Davutoğlu ile ilgili bombalar patladıktan sonra oylarımız artıyor dediniz. Şimdi bununla ilgili bir video izletmek istiyorum. Orijinalini izletmek istiyorum size. Bu algıya yenik düşmemeniz için. Bu arada ben Gelecek Parti seçmeni değilim. Ahmet Davutoğlu'nu da çok eleştiriyorum. Senin FETÖ ile yakın bir ilişkin var da. Ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin, benim mi? Evet evet. İddia edip ispatlayamayan, az önce sizin söylediklerinizi söylüyorum. Aynen, bir saniye öyle. Sakin olalım. Binali Yıldırım'la hayatının hiçbir bölümünde meclis çatısı hariç görüşen... Şu videoyu izletiyorum, tamam anladım. Yok yok, o videoyu sayın avukat. Sayın Davutoğlu geldiğinde bu soruldu. Videoyu da izlettik. Sonra kendisi uzun uzun cevabını da verdi. Sayın İnce'ye ben onun linkini atarım. Kesinlikle gönderirim. Şimdi vakit almaya gerek yok, o yüzden. Özür dileyecek mi bu üslubu kullandığı için? Hayır. Sen benden özür dile. Karaköy'de Binali Yıldırım'la görüştün mü diye soruyorsun. Sen özür sor. Dile. Ben ne özür dileyim? Şimdiki üslubunuzu görünce 20 yıl sonra hayal bile edemiyorum Muharrem Bey. Bu yorum oldu biraz sayın avukat.